Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı, yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Uzun zamandır video çekmiyorduk biliyorsunuz. Bu koronavirüs sebebiyle oluyordu bu video çekmememiz. Ama yeni bir video çekmeye karar verdik. Bu kararımızda sizin yorumlara yazdığınız sorular çok etkili oldu. Pek çok izleyicimiz bizden Balata nasıl sökülür konusunda bir video çekmemizi istedi. Biz de izleyicilerimizi kırmadık. Bugün o konu üzerine bir video çekeceğiz. Eğer hazırsanız ben sözü Erhan Usta'ma bırakıyorum. Buyurun başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun zamandır biliyorsunuz ortamdan dolayı video çekmiyorduk. Bugün de Mustafa abim bayağı sorular geldi dedi. Birkaç tane video çekmek istedik. Bir arkadaşımız Balata nasıl değişir? Ben Balata'yı sökemiyorum gibi bir yorum yapmış. Şimdi bu balataları takarken buraya özel yapıştırıcılar sürdükleri için biraz zorlanabilir. Biz bunu nasıl söküyoruz? Biz bunun için özel aparat yaptık. Kendimiz yaptık burada. İstersen o aparat aldık. Nasıl yapılır onunla ilgili de bir video çekelim. Müsait zamanımızda çekelim. Şu anda biraz yoğunluğumuz var. Somun aldım sanayide. Bildiğiniz kamyonculardan. Balata yapıyor koydum. Buradan saplamalarını kestim, kaynattım. İkinci bir somunu da buraya kaynattım. Tam bu yuvaya, merkez yuvaya oturacak şekilde bu şekilde yaptım. Bunu sökerken tabi aparatınız yoksa ben bunu ilk başlarda çekişle penseyle söküyordum. İlk acemiliğim zamanlarında. Ama o riskli. Niye riskli? Tırnaklar pik olduğu için bu kasnağın kenarındaki işte kırılabilir. Onun için şimdi sökmeye gösterelim. Bunları izleyicilerimiz satın aldıklarında içinden bir anahtar çıkıyor orayı sökmesi için. Yok, bunu sökmez. O sökmez değil mi? Yani bunu sökmez. Bunu özel kendin yapman lazım. O anahtarı kullanıp boş yere bozmasınlar o zaman. Tabii. Yok, ondan sökemezsin böyle... zaten. Bu basit bir şey değil. Dikkat edilmesi gereken bir şey. Şimdi ben bunun içine metal sokuyorum ama siz metal değil de iplik, şu keten ipler var ya, onlardan soksunlar böyle içine. Sabitlesinler. Ondan sonra şimdi bunu koyduğu zaman silindir pistonu çizebilir. Çizebilir. Biz daha devamlı profesyonel amaçla profesyonel değiliz ama öyle uğraştığımız için. Elimiz alıştı. Elimiz alışkın olduğu için diyelim. Evet. Ama onlar. Heh. Şimdi koyuyorum. Sabitledik. Kilitledik. Kilitledikten sonra da alıyoruz. Sökebileceğimiz bir şeyle. İçine girecek. Azıcık oynadım. Zaten bir daha çıkar. Kamera görsün diye biraz desteksiz yapın. Sökülmeye başladı. Tabii sökülmeye başladı. Burada mühim olan... Biraz daha bir pratik fikir vereyim. Eğer 12 anahtarları varsa azıcık gevşettikten sonra... Başlangıçta da yine o dayamayı yaptıktan sonra 12 anahtarıyla sökebilirler mi? Şura çıktıktan sonra ama dikkat etmesi lazım. İçindeki yayı arkaya düşürürse balatanın yayını takmasında zorlanabilir. O zaman ben izleyicilerimizin adına şöyle basit bir soru daha sorayım. Şifahi olarak ne yapması gerekiyor? Kısaca anlatır mısın? Şifai olarak şimdi oraya ip takacaklar. Oraya ip sokarsa daha iyi olur kendisi. Ondan sonra sabit diye buji yuvasına evet, çıkartıyorlar. Evet. Buji yuvasına ip takıyorlar. İp soksunlar, bassınlar. O ip bez de olabilir bu. Önemli olan o içindeki pistonu sabitlemek. Pistonu stoplaması. Bezi sokup pistonu stopladıktan sonra dikkatli bir şekilde yapması gereken söküm işlemini gerçekleştirecek. Zaten bunun altında. Bak görüyor musun? Bunu da tutmuş. Geç yine kızacaklar bize yorumlarda böyle şeyleri gösteriyoruz diye ama biz Allah rızası için yapıyoruz abi. Çekti. Söküldü. Yağ pompası da zaten bunun altında. Tamam. Umarım izleyicilerimiz beğenmişlerdir. Heh. Pek çok izleyicimiz bu konuda video istiyordu. Daha detaylı takması, yakından göstermiş olduk. Takması da aynı şekilde söktüğünü görüyor. Takıyor. Bunu biraz eliyle oturtturur.
şöyle olur. Yine aynı şekilde pistonu sabitlesin. Sökme aparatı olmayan için ne tavsiye edersin? Son bir soru. Vallahi şu elindeki sökme aparatı olmayan için. Sökme aparatı olursa daha iyi olur. Çünkü genelde olmuyor insanlarımıza. Çünkü dağda kalıyor, bayırda kalıyorlar. Ellerinde olmuyor. Kendisine zarar verebilir ama yine böyle sabitlerse riskli. Benim ilk zamanlarımda acemiliğimde yaptığım gibi. O zaman en doğrusu çekişte şu kenardan vurup aşma ihtimalleri var ama kırarlar. Ama kırarlar, sıkıntılı. Kendileri yapamıyorlarsa en yakın servise ya da bir ustaya götürmeleri mallarının sıhhat açısından daha doğru. Daha doğru. Tabii. Ama ilerinde imkan varsa bunu değerlendirebilirler. İmkan yoksa zorlayıp makinalarını bozmasınlar. Tabii. En yakında güvenilir pek çok usta ve servis var. Tabii, onlardan birine gidebilirler. Tabii şimdi illa bir tanesi kötü diyor, ustaların hepsi kötü değil. Biz yani çoğu ustaya çırak olamayız. Bizim Türkiye'mizde çok iyi ustalarımız var ve insanlarımız düzgün insanlar. Geneli düzgün. Onlardan birine eğer kendilerinin yapma ihtimali yoksa götürürler. O ustalarımız en güzel şekilde onu yapacaklardır. Tamam. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda izleyicilerimizin pek çoğunun bizden rica ettiği bir videoyu çektik. Umuyorum beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olun, yorum yazın ve like atın. Bize bu şekilde destek olun. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.